edilmişken AK Parti'nin liyakatsiz kadroları 3 maaş, 5 maaş, 10 maaş alıp saraydaki sefalarını, alıştıkları lüks hayatı aynen sürdürüyor. Memleketin gençleri KPSS'den yüksek puanlar alıp dayısı olmadığı için mülakatta elenirken Bay Kriz'in yetkin kadroları gördükleri her makamın, buldukları her maaşın üzerine çekirge sürüsü gibi çöküveriyor. Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Bu haksızlığa, bu adaletsizliğe, bu doymazlığa çok uzun zamandır İYİ Parti olarak işaret ediyoruz. Ama nedense bu konuda bu arkadaşların ağızlarını bıçak açmıyor. Bize hemen her konuda yalan yanlış laf yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama bu konuya gelince nedense tek bir iktidar mensubu çıkıp da nerede o 5 maaş alanlar, 10 maaş alanlar gösterin bakalım diyemiyor. Çünkü yaptıkları adaletsizliği, haksızlığı en iyi onlar biliyor. Değerli dava arkadaşlarım, size bir soru. Sizce bir bakan yardımcısı neden 3 ayrı yerden maaş alır? Memleketin gençleri işsiz ve çaresizken bir bakan yardımcısı hangi vicdanla ayda 314 bin lira maaşı cebe indirir? Bu iktidarın tek bir atanmışı nasıl olur da 75 asgari ücretlinin maaşını tek başına alabilir? Milyonlarca vatandaşımız yoklukla, yoksullukla mücadele ederken işi sözüm ona milletine hizmet olan, hizmet etmek olan bir insan nasıl olur da bakanlıktan maaş, bankadan yönetim kurulu üyeliği maaşı ve yine aynı bankadan bir de huzur hakkı alıp bir de utanmadan milletin cebinden çıkan o paraları çatır çatır yiyebilir? Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Maalesef oluyor. Maalesef yiyorlar. Yarın yokmuş gibi, o sandık hiç gelmeyecekmiş gibi yiyorlar. Aksırıncaya kadar, tıksırıncaya kadar, çatlayıncaya kadar yiyorlar. Gördükleri her makama çöküyor, buldukları her maaşı cebe indiriyor, milletimizin sıkıntılarını da kendilerine zerre kadar dert edinmiyorlar. Saray bürokratları ballı maaşlarla günlerini gün ederken sıra millete gelince kemerinizi sıkın diyorlar. Hatta Bay Kriz bir de utanmadan çıkıp vatandaşa sağlıklı yaşam tavsiyeleri veriyor. Yani inanılmaz, inanılmaz. İzlediniz muhtemelen meşhur manda yoğurdunu. İnanılmaz. Geçen hafta demiştim, pasta yiyin diyecekler diye, ahan da dedi. Dedi. Değerli dava arkadaşlarım, biliyorsunuz her şeyoloji profesörü Sayın Erdoğan her şeyden bir kibrit kutusu kadar anlar. Bu kadar. Ama kendini her şeyin uzmanı görür. Bütün problem de burada zaten. Bir kibrit kutuluk müktesebatıyla gün gelir ekonomi literatürüne katkı sağlar. Hiç yani oralarda buralarda bedavadan oturuyorsunuz işte. Ya ekonomistler. Sayın Paçacı uzun yıllar neler yaptınız ama işte kibrit kutusundan fazla bilince böyle oluyor. Gün gelir doktorlara hekimlik öğretir ama ben Aylin Cesur'u tanıyorsam çarpar. Aslan Bey de pek fena değildir bu hususta. Ahat Bey'e bir şey demiyorum. Nitekim bu arkadaşımız yani Bay Kriz son olarak yaşam koçluğuna soyundu. Memlekette ne kadar diyetisyen varsa an itibariyle panikte. Neymiş? Geceleri manda yoğurdunu kestane balı,
Medine hurması ve yulafla karıştırıp öyle yiyecekmişiz. Hem de yatmadan önce ha. Bütün diyet kuralları alt üst. Niye? Çünkü şifaymış. Manda yoğurdunun kilosu 70 lira. 750 gramlık Medine hurması 205 lira. Kestane balı 250 lira. Yulaf ezmesinin yarım kilosu 15 lira. Neymiş? Şifaymış. Peki bu şifa bir asgari ücretlinin hanesine nasıl girecek? Orası belli değil. Sayın Erdoğan, biliyorum senin fesli mecluptan öğrendiğin son derece sınırlı tarih birikiminde bulunmaz ama birileri sana anlatsın. Bilge Kağan der ki, Türk budunu, ben işimi doğru yaptım. Az budunu çoğalttım, açları doyurdum, çıplakları giydirdim. Yoksul budunu baykıldım. Türk'ün devlet anlayışında devletin başının asıl işi vatandaşını refah içinde yaşatmaktır. Bay Chris. Hadi bizim uyarılarımızı dikkate almıyorsun, anladık. Bari tarihimize kulak ver mübarek. Senin işin milletimize gece yatmadan önce yemek için tavsiyelerde bulunmak değil. Milletimizin istediğini yiyip yatağa da karnı tok girmesini sağlamaktır. Millete şifa formülleri anlatmayı bırak. Milleti nasıl doyuracaksın? Sen asıl onu anlat. Ayıptır, günahtır. Aziz milletim, memleketimizin içinde bulunduğu kriz ortamına ve milletçe karşı karşıya bırakıldığımız onca sıkıntıya rağmen geleneksel AK Parti israf festivali tüm şaşasıyla sürüyor. Milletin kesesinden sınırsız bütçeleri, bol maaşları rahat rahat harcamaya devam ediyorlar. Çünkü hala ceketimi assam seçilirim havasındalar. Hala iktidarlarını sonsuz sanıyorlar. Hala ülkeyi şahsi şirketleri ve bu büyük milleti de marabaları gibi görüyorlar. Gider ayak sergiledikleri bu utanmazlık, bu genişlik, bu rahatlık işte bundan. Tevfik Fikret dizelerinde ne güzel söylemiş. Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner, bugün çıtırdayan ocak. Bugünkü mideler kavi, çünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak. Tam onlar gibi işte. Rahmetli bugünleri görmüş. Varsın onlar gider ayak, kapış kapış, çanak çanak yemeye devam etsinler. Varsın onlar yarın yokmuşçasına çalıp oynamaya devam etsinler. İktidar sarhoşluğunun biteceği, gerçeklerle yüzleşecekleri o kutlu vakit yaklaşıyor. Bu devletin de, bu ülkenin de gerçek sahibinin millet olduğunu anlayacakları, sandıkta milletimizin elinden yiyecekleri, okkalı tokatla sarsılacakları o kutlu güne çok az kaldı. Bu haram düzeninin bitmesine, zengin ve mutlu, huzurlu bir Türkiye'ye uyanmamıza çok az kaldı. Hiç merak etmeyin, İyi Parti iktidarına çok az kaldı. Değerli milletvekili arkadaşlarım, siyasi partilerin bir iddiası olur. Ya daha donanımlı bir kadro ile göreve talip olursunuz. Bakınız şekil bira. Ya daha iyi bir sistem önerisiyle göreve talip olursunuz. Bakınız şekil bir be. Ya da haklarını alamayan işçiye, memura, emeklilere ve gençlere daha iyi şartlar sunmak için göreve talip olursunuz. Hep birlikte bu salonun çatısı altındaki herkes, bakınız şekil birce. Yani koltuğa değil, göreve talip olursunuz. Kişisel çıkarlarınız için değil, milletin çıkarları için göreve talip olursunuz. Millet teveccüh gösterip de o göreve geldiyseniz, geldiğinizde de parti ceketini çıkartır, devlet insanı ceketini giyersiniz.
milletinin tamamına hizmet etmek için çalışmaya başlarsınız. Bizim belediyenin manda yoğurduyla değil, bizim milletimizin dertleriyle meşgul olursunuz. İşte bu kadar basit. İşte şekil 1C-Ç. 1C. Buradan